biriymiş. Rusların 1770 yılında Osmanlı donanmasını imha etmesiyle sonuçlanan Çeşme faciası sonrasında Akdeniz zafiyetlerine düşmanlarına karşı Çanakkale Boğazı'nın savunmasını savunması da önem kazandığı için Çanakkale'ye gönderilmiş. Kirpi Kalesi'nin hemen güneyindeki bölgeye de korunaklı bir batalyanın yerleştirmesi uygun görülmüş. Bundan Namazgah tabyasının ilk halini oluşturan korunaklı batalya geçen yıllar içinde yapılan ilavelerle tabya şeklini almış. Namazgah tabyası Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılan çalışma sonucunda günümüze ulaşan son halini almıştır. Yine aynı dönemde 1873-1885 yılında Almanya'da Grup firmasından satın alınan toplarla teçhiz edilmiştir. Çanakkale Boğaz Muharebe'nin fiilen başladığı dönemlerde Namazgah tabyasında 2 adede 262 milim, 2 adede 240-35 milim, 5 adede 240-22 milim ve 1 adede 210-22 milim olmak üzere toplam 16 adet kıyı topu bulunmaktaymış. 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşen Çanakkale Boğaz Muharebe sırasında bu toplardan sadece 240-35 milimetrelik 2 top kullanılmış. Diğer 14 top ise menzillerin yetersiz olmasından dolayı muharebeye katılamamışlardır. Binbaşı Ahmet Kemal Bey komutasındaki 4. Ağır Topçu Alayı Karargahı'nın bulunduğu Namazgah tabyası Çanakkale Boğaz Muharebesi'nde 33 mermi atmak suretiyle düşmana cevap vermiştir. 2005-2006 yıllarında Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmiş. 2006-18 Mart 2006'da törenle hizmete açılmış. Şöyle bir şey var, tabii çok net görünmüyor çünkü parlıyor. Evet, içine girelim. Hadi bakalım. Baba, gerçekten mi müze gideceğiz? Evet, gene büyük ihtimalle müze kartla. Bekle Bahar. Bekle. Bekle Bahar. 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 Evet, müze kartla giriş ücretsiz. Evet, burada bir makinalı tüfek var. Şöyle baksak. ...1897, 9 Kasım. Fotoğrafları. Burada tarihçesi var. Yukarıdan görünüm. Koşmak yok. Annenin yanına gidin. Bunlar komutanlığının şeyleri. Kim? Bakalım. 18 Mart günü Namazgah tabyası. ...18 Mart raporuymuş. Saat... ...ne şey yapıldığı yazıyor.
çeşitli tarihlerde Tabya'nın fotoğrafları. 1916'ymış, 25 Şubat. 31 Aralık 1918, 11 Ocak 1916, 20 Ekim 1915, 4 Nisan 1915. Bunlar neymiş? Bir. Top mermileri. Japonya sandığı muhafızasıymış. 2 numara. 4 tapalarmış. 5 tapa koruyucuymuş. 6 şarapnel misketleri. Şurada. 7 el bombaları. 8 dinamit lokumu. 9 balık çubuğu. Öbür tarafta da silahlar var. Evet, içeri. Bağlantı var mı diğer tarafa? Tamam. Nusret. Nusret'in döktüğü, mayın gemisinin döktüğü mayınlar çarparak batmış. Trump, Osmanlı donanmasına destek için giden Alman denizaltı tarafından batırılmış. Intestable, burada şey yazmamış ama. Şu Intestable. Irresistible. Evet, tabyalardan açılan ateş ve boğazlardaki mayına çarparak batmış. Evet. Güzel canlandırmışlar. Bir canlandırma oluyor. Evet, canlandırmalar. Evet, hadi çıkıyoruz. Rus yok, sadece şey. Ve Trump. Şöyle. Buradan çıkacağız. Başka yerde gideceğiz büyük ihtimalle. Hayır. Evet, karavanı karşıya park ettik. İlk Tabya'nın müze kısmını gezdik. Diğer yerlere doğru ilerliyoruz.
Evet, ilk gezdiğimiz tabiyenin içi müze şeklinde bulunuyor. Çıkıyoruz. Neredeyiz? Namazgah tabiyesindeyiz. 26 adet bonetten bulunan namazgah tabiyesi Osmanlı ordusunun ıslah için gelen Baron de Tott tarafından önerisiyle inşasına başlanmış. Biz önce de demiştik. Merkez tabiye teliğini kazanmış. 4. Ağır Topçu alayı karargahının merkeziymiş. 2 tane büyük tabya sadece burada tabii ki çalışmış. Diğerlerinin şeyleri yetmemiş. Önce bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Tabyanın ana kısmı yer alan mekanı savaş döneminde savaş harekat merkezi olarak kullanılmış. Birazdan Seyit Onbaşı Anıtı'nın olduğu yere gideceğiz. Biraz önceki müze aslında şu gördüğünüz yerin altındaydı. Şurada da zaten Yiğit Büyük Kalesi'ni görüyoruz. Ve tabyaların altı aslında. Mecidiyet tabiyesi tarafına gideceğiz. Orada Seyit Onbaşı'nın adı var. Yok, maske kullanmak mecburidir diyor. Yavaş çıkın. Yürü. Sanmıyorum, bakacağız. Şu anda tabii geziyoruz. Kapalı. Tabyalar. Tabya dedik, monetler şunlar adlara. Bakalım. Bu da kapalı. Bakalım şu tarafa. Bu da kapalı. Evet. Bakalım, saat 8'e kadar açıyor değil mi? Açık değil. Ne? Saatinden dolayı değil, açık değil. Bilmiyorum. Belki de yıkılma tehlikesi vardır. Kapalı. Bakalım. Açık. Değil. O da kapalı. Ama şöyle yapabiliriz. Şöyle yazalım. En azından bir tanesi de elimizi sokarak içine baktık. Şurada da bir pencere var. Evet, çok net bir şey görünmüyor.
Hayır, kapalı. Kapalı. Hadi buna bakalım. Bu da kapalı. Kapalı, kapalı. Kapalı. Hepsi kapalı. Kapatmışlar. Hepsi kapalı. Nereye? Bilmiyorum. Sonuncuya gidiyoruz. Ama önceden gezdik. Kaç tarafta gezdik? Var. Açık mı? Kapalı. Bu açık mı, kapalı mı? Açık çıkabiliriz. Bu da kapalı. Ha. Evet, bu da 26. tabiye kapısı. Hiç giremeyecek miyim? Aradan bir şey görebilir miyiz diye bakıyorum ama kapalı. Evet. Rumeli Hamidiye tablasıymış. Ya. Gel şöyle bir Rumeli Hamidiye tablasına doğru ilerliyoruz. Buradan top girişleri varmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bak, buradan böyle top girişleri varmış. Gel böyle. Şimdi nereden yürüyeceğiz? Koşmadan.